Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda İbrahim suresi 6 ve 10. ayetler arasını bir sayfa halinde takdime çalışacağız. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor burada. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Hatırla o zamanı ki Musa kavmine şöyle demiştim. اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. İz enceakum min âli firavun. Firavun hanedanından sizi kurtarmıştı. Yesumunakum su'el azab ve onlar çok kötü bir azaba sizi sevk ediyorlardı. Ve yuzebbihune ebnâekum erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar ve yestahyune nisâekum kadınlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Ve fî zâlikum, işte bunda belâun min rabbikum azim. Rabbinizden size büyük bir imtihan bulunmaktadır. Veya burada bela nimet anlamında da değerlendirilme durumu söz konusu. Sizin Firavun hanedanından kurtulmanızda Rabbinizden çok büyük bir nimet vardır. Burada tarihten bir bölüm bize sunuluyor. Kur'an-ı Kerim'de en fazla tekrar edilen kıssa, kıssayı Musa, Hazreti Musa'nın kıssası. Gerçekten Hazreti Musa tarihte bir dönüm noktası gibi, bir dönemeç. O gelinceye kadarki dönem Kurun-u Ula ile ifade edilir, ilk dönem. Ve ondan Peygamberimize kadarki olan dönem Kurun-u Vusta, Peygamberimizden itibaren ise Kurun-u Uhra, ahir zaman. İşte Musa Aleyhisselam günümüzde de tesirleri devam eden, dini devam eden bir peygamber. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ondan ve onun kavminden hayli bahisler var. Burada bir kavmin hidayete ermesi, bir kavmin esaretten kendini idare eder duruma gelmesi, bu gibi noktalara dikkat çekiliyor. Yani Musa Aleyhisselam kavmine diyor ki Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Sizi Ali Firavun'dan kurtardım. Yani Firavun o zamanki despot idarenin başında bulunan kimse ve elbette Firavun yaptıklarını tek başına yapmıyor. Onun ekibi var ve yaptıklarını o ekibiyle beraber yapıyor. Yani günümüzde de mesela diyelim komünizm kurucusu Lenin'dir. Ama bu aynı zamanda bir sistemdir ve yapılanlar bir tek şahıs da değil, pek çok şahıslarla uygulanmıştır. Onun gibi o dönemin de despot idaresinin adı işte bir nevi firavunizm gibi, onun etrafında başkaları var. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın kavmini Firavun hanedanından kurtarıyor. Ki onlar yesumunakum su'el azab, en kötü bir azaba sizi sevk ediyorlardı ve erkek çocuklarınızı öldürüyor, boğazlıyor, kız çocuklarınızı ise hayatta bırakıyorlardı. Erkek çocuklarını boğazlamaları, bunların nesilleri devam etmesin, bunlar ileride bize bir tehlike olmasın, bu anlamda böyle bir uygulamaları var. Kız çocuklarını da kendi keyiflerine göre kullanmak için hayatta bırakıyorlar. Elbette bu çok çetin bir durum. İşte bundan kurtulmak Cenab-ı Hakk'ın onlara büyük bir nimeti. Ve aynı zamanda bela, iptila anlamında değerlendirilirse bu gerçekten çok çetin bir imtihan, büyük bir imtihan. Ve iz te'ezzene rabbukum, Rabbiniz şu şekilde bildirdi. Le in şekertum le ezidennekum. Eğer şükrederseniz muhakkak ki ben artırırım. Ve le in kefertum, eğer nankörlük yaparsanız, küfran nimette bulunursanız, inne azabi leşedid, benim azabım şüphesiz çok şedittir, şiddetlidir. Burada şükür ve küfran, şükran ve küfran birbirine mukabil ifadelerdir. Eğer şükrederseniz artırırım. Cenab-ı Hak tekitli bir ifadeyle bunu bildiriyor. Yani bir insan kendinde var olan nimetin devamını arzu ediyorsa, o nimetin kadri kıymetini bilmesi ve şükretmesi gerekir. Allah şükredenlere artırmaktadır.
Ama nimetin kıymetini bilmeyip de nankörlük edecek olursa o zaman da Allah'ın cezası, Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Vakale Musa ve Musa şöyle demişti. İn tekfuru entum ve men fil ardı cemi'a, eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi küfran nimette bulunsanız, Allah'ı inkar edip Allah'ın nimetlerini kabul etmeseniz ve bunlara şükürle mukabele değil küfran ile mukabelede bulunsanız, fe innallâhe leganiyyun hamid, şüphesiz Allah ganidir ve hamiddir. Yani Allah sizin şükrünüze muhtaç değildir ve Allah haddi zatında hamde layık olandır. Başkaları ona şükretsin etmesin, Allah zatında hamde layık olandır. Burada Cenab-ı Hakk'ın istinası nazara veriliyor. Yani Cenab-ı Hak bizlerin ibadet etmesini istiyor. Nimetlerine şükretmemizi istiyor. Ama haşa, bu bir ihtiyaçtan kaynaklanan bir şey değil. Allah-u Teala'nın yarattığı varlıklara muhtaç olması elbette düşünülemez. Yaratan müstanidir. Yaratanın yarattıklarına ihtiyacı yoktur. Bununla beraber Allah-u Teala bizden ibadeti istiyor ve bizden nimetlerine şükretmemizi istiyor. Bu bizim içindir. Zümer suresinde bu mesele şu şekliyle bize anlatılır. İn tekfuru fe innallaha ganiyyun anküm. Eğer küfran nimette bulunursanız, nimetlerin kadri kıymetini bilmez, şükürsüzlükle karşılık verecek olursanız, Allah ganidir, müstanidir. Sizin şükrünüze ihtiyacı yoktur. Ve in teşkuru yerdahu lekum. Ama eğer şükrederseniz sizin namınıza, bu halinize razı olur. Yani biz şükrettiğimizde bunun karşılığını biz alacağız. Ve Allah bizi mükafatlandıracak ve Allah bizim o halimizden razı olacak. Tabir yerindeyse memnun olacak. İşte burada da Hazreti Musa kavmine bunu nazara veriyor. Siz ve bütün yeryüzünde olanlar eğer küfran nimet edecek olursanız, Allah'ı tanımayacak, nimetlerine nankörlükle karşılık verecek olursanız, Allah ganidir, müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve o hamiddir, zatında hamde layıktır. Cenab-ı Hakk'ın müstani oluşunu şöyle bir misalle belki biraz daha kolay anlayabiliriz. Mesela şu anda güneş dünyanın yarısını aydınlatıyor. Güneşe muhatap olan yerlerdeki bütün insanlar gözlerini kapatsalar güneşe bir zararları olmaz ama kendileri görmemiş olurlar. Veya evlerinde siyah perdeler çekseler, o siyah perdeleri çekince karanlıkta kalmış olacaklar. Bu tamamen kendilerine ait bir durumdur. Güneşe bir zarar verecek değiller. Ama güneş yine pencerelerinin önünde onları bekler tabiri caizse. Ne zaman perdeyi aralarlarsa güneş oraya girmeye hazırdır. İşte insanların kalpleri o ev misal. Bir kısım insanlar küfür ve küfran perdesini kendi kalplerine çekiyorlar. Böyle olunca manen karanlıkta kalıyorlar. Ama bunların aydınlığa çıkabilmesi için hafiften perdeyi aralamaları lazım. O zaman Allah-u Teala'nın hidayetinin o kalplere geldiğini göreceklerdir. İşte Cenab-ı Hak ganidir, mahlukatına muhtaç değildir ama insanların iman etmelerini de istemektedir. Ama bu bir icbari istek tarzında değil, insanların kendi iradesine bırakılmış olan bir durumdur. Elem ye'tikum nebe'ul lezine min gablikum, sizden öncekilerin haberi size gelmedi mi? Kavmi Nuh ve Ad ve Semud. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, bunların haberleri, bu gibilerin haberleri size gelmedi mi? Yani geldi, bu gibi haberler insanlar tarafından biliniyor. İşte Ad kavmi tarihte yaşamış, Nuh kavmi tarihte yaşamış, tufan ile helak edilmiş. Semud kavmi, Hazreti Salih'in kavmi ama onlar salih olamamışlar. Onlar isyanı tercih etmişler ve bunun üzerine çok şiddetli bir sayha ile helak edilmişler. Ad kavmi, Hazreti Hud'un kavmi, onlar da yine helak edilmişler.
Bir kısmı şiddetli sarsıntılarla, depremle, bir kısım kavimler gökten başlarına taş yağmak suretiyle bu gibi durumlar tarihte yaşanmış. İşte size Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, bunların haberleri gelmedi mi? وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ve onlardan sonra olanların haberleri لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهِ ki onları ancak Allah bilmektedir. Bizler şu anda tarihin belli bazı sayfalarına muhatap olabiliyoruz. İnsanlık tarihi 3000 yıla kadar bir derece belgeli bir şekilde gidebiliyor. Bir takım belgeler var. O belgelerle 3000 yıla kadar az çok bilgimiz var. Ama yine de o 3000 yıllık zaman dilimi içerisinde pek çok nokta bizim için karanlıktır. Ayrıntılarıyla bilemiyoruz. Ayet-i kerime la ya'lemuhum illallah, işte onlar ancak Allah bilir buyuruyor. Dolayısıyla geçmişle alakalı o kadar da net bilgilere sahip değiliz. Ana hatlarıyla bazı bilgilere sahibiz. Kaldı ki 3000 yıldan daha gerilere doğru gittiğimizde oralar tümüyle karanlık. Adeta duvarın ötesi hakkında hiç orayı görmeden hüküm vermek gibi insanlar tahminlerde bulunuyorlar. Belki kendi zihinlerinden senaryolar üretiyorlar ve o şekilde tarihin o karanlık dönemlerini kendi fikir fenerleriyle aydınlatmaya çalışıyorlar. Ama bu tam da aydınlatabilmek değildir. Ancak bir tahminden ibarettir. İbni Mesud radıyallahu anh bu konuda şunu söylüyor. Kezibe nessabun, o nesep bilgisiyle meşgul olanlar, işte falan kimselerden geldi, onların nesebini, şeceresini böyle bildiğini söyleyenler yalan söylemiştir diyor. Yani evet, belli bir noktaya kadar kim kimden bir derece bilinebilir ama bunu ta Hazreti Adem'e kadar götürmek, ayrıntılarıyla bildiğini söylemek bu mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir takım kavimlerden bahsederken Cenab-ı Hak daha başkaları da var diyor. Onları ancak Allah bilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize Cenab-ı Hak senden önce diyor işte biz nice peygamberler gönderdik. Onların bir kısmının kıssasını, başından geçenleri sana anlattık. Bir kısmını da anlatmadık. Kur'an-ı Kerim her ümmete peygamber gönderildiğini bize bildiriyor. Her ümmete gönderilen peygamberle alakalı Kur'an-ı Kerim'de bilgiler yer alsa, Kur'an-ı Kerim 600 sayfalık değil, 600 bin sayfada herhalde kurtarmazdı. Çünkü rivayete göre sayılarını kesin bilmemekle beraber bazı rivayetlerde peygamberlerin sayısının 100 binden fazla olduğu, 124 bin şeklinde olduğu bazı rivayetlerde geliyor. İlla 124 bin belki demek uygun olmayabilir ama böyle bir rivayet var. Buna dayanarak bu tarz diyenler olmuş. Ama en azından şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her kavme yol gösterici gönderilmiş, her ümmete peygamber gönderilmiş ve bunların tamamı Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamber ismen geçmekte ve ayrıca 3 şahıs daha geçmekte. Ama onlar peygamber mi değil mi? Orası tam da kesin değil. Câethum rusuluhum bil beyinat. Onlara gönderilen elçiler apaçık beyinatla, delillerle geldiler, mucizelerle geldiler. Ama faraddu eydiyehum, muhatap oldukları kimseler ellerini ağızlarına götürdüler. Bu değişik şekillerde anlaşılmaya müsait. Yani öfkelerinden yani parmağını ısırma tarzında bir durum olabilir. Veya diğerlerinin kendilerine anlatmasına engel olmak için onların ağızlarını, ellerini götürdüler. Onları susturmaya çalıştılar. Bu anlamda da değerlendirilebilir. وَقَالُوا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ ve dediler ki biz sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Yani kabul etmiyoruz. Burada sizin gönderildiğiniz şey derken aslında onların elçi olduğunu da kabul etmiyorlar. Ama siz elçi olduğunuzu söylüyorsunuz. Biz sizi ve sizinle geldiğini iddia ettiğiniz şeyleri inkar ettik diyorlar. وَاِنَّا لَف۪ي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَنَا اِلَيْهِ مُر۪يبٍ ve biz
bizi davet ettiğiniz şeyden gerçekten kuşkulanmaktayız, şek içindeyiz dediler. Galet rusuluhum, onlara gönderilen peygamberler ise şunu söyledi. Efillahi şekkun fatırı semavati vel art. Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şek mi var? Yani Allah'ın varlığı en açık hakikattır. Nasıl ki gündüzü ışığıyla dolduran güneş, ışığı görüp de güneşi inkar etmek mümkün değildir. Doğrudan güneşi görmesek bile bütün bu ışıkların güneşten geldiğini bilmekteyiz. Ama ömrü mağarada geçmiş olan bir kimse herhalde güneşten de haberi olmayacaktır. Ve dışarıda gördüğü ışığın güneşten geldiğini bilmeyecektir. İşte maalesef bir kısım insanlar hala mağaralarındalar. Mağaralarından çıkabilmiş değiller. Böyle olunca şu varlık ışıklarının Allah'tan geldiğini fark edemiyorlar. Ve kendi kendine olduğu, tabiat yaptı, sebepler yaptı gibi bir takım batıl ilahlar peşindeler. Aslında bunu yaparken de bir nevi onlar da başka şeye iman ediyor. Allah'a iman etmiyor ama tabiata iman ediyor. Allah'a iman etmiyor ama diyelim atomların ezeli olduğuna iman ediyor. Bu manada insanlar şöyle veya böyle inançtan kurtulamazlar. Şöyle veya böyle bir şekilde inanmaya bir nevi mecbur. İşte gelen peygamberler kavimlerine Allah'ın varlığının en bedihi, en açık bir hakikat olduğunu böyle ifade ediyorlar. Ve diyorlar ki, اَفِلَّهِ شَكُّنْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şek mi var? Yani olmamalı. Buna istifham-ı inkari denilir. Yani burada soru tarzında sorulması muhatabı ikrar ettirmek içindir. Diyelim ki bir baba evladına oğlum ben senin baban değil miyim dese onun babası olup olmadığını öğrenmek için bunu sormuyor. Babası olduğunu ikrar ettirmek için bunu soruyor. Burada da peygamberlerin kendi gönderildikleri kavimlerine gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şek mi var demeleri yani yoktur, olmaz, olmamalı. Allah'ın varlığı en bedihi bir hakikattır. Bu zaviyeden bakmalı. Böyle bir manayı ifade etmekten. Bir defasında bir sohbet esnasında nasıl Allah'ı tanıdılar? Böyle bir kitap üzerinde biraz konuşulmuştu. Oradakilerden birisine soruldu. Denildi ki eğer size böyle bir soru sorulsaydı Allah'ın varlığı hakkında siz ne dersiniz? Sizi Allah'a imana sevk eden en büyük delil nedir? Şöyle cevap vermişti. Dedi ki bir zamanlar biz yoktuk. Bir zamanlar dünya yoktu. Ve bir zamanlar daha da geriye gittiğimizde şu varlık alemi yoktu. Madem ki biz var olduk, dünya var oldu, şu kainat var oldu. Bunlar hep yoktan yaratılmış şeyler. Yoktan yaratıldığına göre elbette yaratan vardır. Gerçekten bu çok güzel bir istidlal yolu. Çok güzel bir delil getirme yolu. Biz bir zamanlar yoktuk, alem bir zamanlar yoktu. Nasıl ki tahtada yazılmış bir harf yazanı gösterir. Onun gibi her bir varlık da yaratılmış olmasıyla yaratıcısını gösteriyor. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ اَيَّ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٍ denilmiş. Her şeyde Allah'ın bir olduğuna delalet eden ayet vardır, alamet vardır. Yani bizler her varlıktan Allah'ın varlığına ve birliğine ulaşabiliriz. İşte peygamberler başta Allah'ı anlatmak için gelmişler ve onların davalarının temeli Allah'a iman olmuş. Meselenin kayyumu o ve din Allah'ın varlığı fikri üzerine, bu iman esası üzerine bina ediliyor. Allah'a iman olmadıktan sonra zaten peygambere iman söz konusu olamaz. Peygamber Allah'ın elçisidir. Allah'a iman olmadıktan sonra kitaba iman olmaz. Kitap Allah'ın kitabıdır. Ve Allah'a iman olmadıktan sonra kaderden söz edilemez. Çünkü kader Allah'ın bir programıdır. Öte yandan Allah'a iman şayet yoksa meleklere iman da söz konusu olamaz. Çünkü melekler Allah'ın yarattığı varlıklardır. Allah'a iman olmadıktan sonra ahirete iman olmaz. Çünkü ahireti kim getirecek, kim yaratacak? Bu açıdan bütün iman meselelerinin temelinde Allah'a iman var. İşte gelen peygamberler kavimlerine
Allah'a iman hakikatini nazara veriyorlar ve diyorlar ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şek mi var, bir tereddüt mü var? Olmamalı. يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ O sizi günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak üzere davet ediyor. Yani insanların kendi aralarında bir takım zulümleri olmuşsa kul hakkı tabir edilir buna. Kul hakkını Allah affetmez. Bu kulların kendi aralarında helalleşmeleriyle veya diğer alemde taraf-ı ilahiden adaletin tecellisiyle bunlar neticelenir. Ama Allah-u Teala kendine ait olan kısmını affedebilmektedir. Böyle olunca da bir insan küfür içerisindeyse önceki hayatında yapmış olduklarından ibadet noktasında eksiklerinden elbette hesaba çekilmiyor. İslamiyet öncesini siliyor. Temiz yeni bir sayfa açıyor. Ve yuahhirakum ila ecelin müsemme ve belli bir ecele kadar sizi tehir etsin. O zamana kadar sizin hayatınızı devam ettirsin. Galu in entum illa beşerun mitluna ama muhatap oldukları o kimseler onlara dediler ki siz de bizim gibi insansınız. Turiduna en tasudduna amma kana ya'budu abauna atalarımızın ibadet ettiklerinden bizi alıkoymak istiyorsunuz, men etmek istiyorsunuz. Fe'tuna bi sultanin mubin madem öyle bize apaçık bir delil getirin. Apaçık bir hüccet getirin ki size inanalım. Yani tarih boyunca bu şekilde iman edenlerle inkar edenler arasında bir mücadele oluyor. Ve o mücadelede inkar eden kimseler inanmamak için bayağı bir uğraşı veriyorlar. Cenab-ı Hak iman üzere yaşamayı, sabit kalmayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum. Thank you.